Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir sosla fırında pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mangal lezzetinde dışı çıtır çıtır içerisi pamuk gibi olan harika bir tavuk tarifim var. Hemen gerekli malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. Kabımın içerisinde 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ilavesi yapıyoruz üzerine. Bir tepeleme yemek kaşığı unum var içerisinde. Bir tatlı kaşığı yine tepeleme olacak şekilde nişasta kullanıyoruz. Ve birer tatlı kaşığı baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı toz biberim var, pul biberim var, kırmızı pul biberim var, kekiğim var. Yine bir tatlı kaşığı kimyonum var. Bir tatlı kaşığından biraz daha az kurutulmuş sarımsak tozum var. Bunları da sosumun içerisine alıyorum. Ve bir tepeleme yemek kaşığı kadar da mayonez ilavesi yapıyoruz. Muhteşem bir sos oluyor. Bütün tavuktan inceye, bagete kadar hepsinde bu sosu deneyebilirsiniz. İçerisindeki un sayesinde sos üzerinden akıp gitmiyor tavuğun. Dışını çıtır çıtır, içerisini pamuk gibi yapıyor un ve nişasta. Sosumuzu güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Ben güzel bir şekilde harmanladım. Yoğurt, un, hepsi iç içe geçmesi gerekli. Burada 900 gram kadar kanadım var. Kabımın içerisine alıyorum doğrudan. Yaklaşık 1 kilograma yakın da incim var. Dediğim gibi incik, sadece incikle ya da sadece kanatla hazırlayabilirsiniz. Mangal için bile bu sosu hazırlayabilirsiniz. Sadece içerisinde yoğurt olduğu için sıcakta beklememesi gereken bir sos. Ben 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ve güzel bir şekilde tavuklarımızı harmanlıyoruz. Ben bu işlemi elimle yapıyorum. Güzel bir şekilde her yerine yediriyorum. Dilerseniz elinize eldiven de giyebilirsiniz. Kavuşturaraktan bütün tavukların her yerine yedirmeye özen gösterin. Tuzunu, baharatın, her şeyin içine çeksin. Ben hazırladım. Güzel bir şekilde sosladım. Yaklaşık 5-6 saat kadar dinlendiriyorum. Akşamdan yaparsanız çok daha güzel olur. Bütün sosu içerisine çekmiş oluyor. Üzerine kapağını kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. En az 5-6 saat dinlenmiş olursa çok daha güzel olacaktır. Tepsime yağlı kağıt seriyorum mutlaka. Altındaki deriyi kaldırmasın diye. Çünkü illa tepsiye yapışabiliyor. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Her yerine diziyorum. Kanatlarımı, inciklerimi güzel bir şekilde diziyorum. En sonunda kalan sosu da üzerine süreceğiz. Bütün tavukta da deneyebilirsiniz bunu. Akşam yemeklerine, öğle yemeklerine muhteşem oluyor. Aynı sosu mangalda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzun süre bekletmemeye özen gösterin. Hepsini dizdikten sonra kabımın içerisinde kalan sosu bu şekilde üzerlerine pay ediyorum. Açık kalan yerlerini tekrardan kapatıyorum. Pişirme aşaması çok önemli. Fırınızın en yüksek ayarında pişiriyorsunuz. Üzerini hiçbir şeyle kapatmıyorum. 200-250 derecenin üzerinde pişirmeye özen gösterin en yüksek ayarda. Pişene kadar, dışı çıtır çıtır, içerisi pamuk gibi olana kadar fırında tutuyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Yorumlarınız benim için önemli. Fikirleriniz benim için önemli. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yapacakları afiyet, bal şeker olsun.